Tanrım, beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Bu bir sakin şehir öyküsü. Gittikçe hızlanıyoruz. Son 60 yılda dünya nüfusu 3'e katlandı. 2 milyardan fazla insan şehirlere göç etti. Artık uzaklıklar kilometrelerle değil, dakikalarla ifade edilir oldu. Bu koşuşturmacada önce kendimize, sonra da çevremize yabancılaştık. Bu hız daha ne kadar sürecek, nerede durulacak bilmiyoruz. Gittikçe hızlanıyoruz. Dünyada uygulanan gelişim modeli özellikle Batı ülkelerinin liderliğini yaptı. Ama artık tüm dünyada uygulanan gelişim modeli yanlış. Yanlış çünkü çok hızlı ve yabancılaştırıcı. İnsanlar mutlu değiller. Ve en önemlisi dünyamız bu yolla sürdürülebilir değil. Havayı, suyu kirletip 2 milyar insanı açlıkla baş başa bırakıyoruz. Gittikçe hızlanıyoruz. Küresel tüketim, ekolojik tüketim oranımız şu an için 1'e 1.2, 1.3 civarında. Bu demektir ki 40-50 yıl sonra bize gerekli olan materyaller, mineraller ve enerjiyi karşılayabilmek için bize başka bir dünya lazım. Bu mümkün değil. Bu uygulanabilir bir model değil. Kendinizi, yaşadığınız toplumu düşünün. Yavaş. Yavaş olun. İtalyanca citta, İngilizce slow sözcüklerinin birleşmesiyle 1999'da İtalya'da doğdu Yavaş Şehir Hareketi. Amaç, küreselleşme sonucu kentlerin birbirine benzeyerek aynılaşmasının önüne geçmekti. Daha az çılgın, daha yavaş, daha insani, daha çevreci küçük kentler, kasabalar kısa sürede bu çatı altında toplandı. Yavaş'ta kuruluşunun 13. yılında üye oldu Sakin Şehir Ağı'na. Yalvaç Anadolu'nun bakir ilçelerinden bir tanesi. Hala geleneklerin ve göreneklerinin birçoğunu, bazıları kayboldu ama yine birçoğu yaşatılmakta şu an Yalvaç'ta. Bizi aslında Yalvaç'a bağlayan en çok gelenekler oluyor. Çünkü hem eskimizi biliyoruz hem yeniyi takip edebiliyoruz. O açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yalvaç, geleneğin sakin şehri. Gün Sultan Dağları'ndan doğuyor sakin şehre. Yeni gün bereket getirsin diye erkenden uyanmış şehir. Yalvaç sabahı temizlikle yapıyor siftahı. Hani neredeyse bal dök yala sokakları. Mis gibi kokuyor çınar altı. Güne burada başlar Yalvaç'tı. Ve yolu mutlaka geleneğin zamanı hiç önemsemeden sürdüğü Arasta'dan geçer. Osmanlı'nın çarşı düzeni Yalvaç'ta bir arada duruyor. Çarşıda evler yok, arastalar var. İşte yağcılar arastası, semerciler arastası, kunduracılar arastası, manifaturacılar arastası. Bu arasta şekli yaşıyor. Semerin birini kaça yapıyorsunuz? Semeri bitimi 40 lira. 40 lira. Adama 40 liraya teslim ediyor. Evet. Bir günde kaç semer yapar? Bir günde iki semer yaparım. Bir göymeyen,
Biri de masraf. Biri de masraf. He. İyi. Bunu şeyden yapsan, şu fişneden, kirazdan. Onlardan olmuyor, onlar kaba. Kaba, kaba. Sert olması lazım. Sert olması, onlar sert değil, kiraz sert değil ki. Olur. Yok canım sen, kiraz öyle sert değil ki, ne olacaksın? Kavaktan sert gibi gözüküyorum. Kavak ondan sert. Kurudu mu kavak ondan sert, sert olur. Doğru. Çünkü biz yapa yapa biliyoruz kavunu. Doğru. Yaprağı da mı aynı şeyden oluyor? Bazı i̇şte, aralarına yaprak. İşte, yaprak işte yapıyoruz işte. Evet, onlar da kavak söğüt. Kavak söğüt. Doğru. Ağaç kesip gelip de sanayiden mi alın gelin yoksa? Sanayiden alın. Sanayiden alın. Ağaççılardan değil. Onlara tembih edersin, ayırı verir değil mi? Hı hı. Her şeyin bir basitliği var. Ha, oldu bir semer. El sanatlarıyla son derece zengin bir ilçemiz Yalvaç ilçesi. Keçecilik hala devam ediyor. Keçe kuzu yününden yapılır. Yünleri keçenin iyi olması için itinayla seçiyoruz. İnce perde olmasına dikkat ediyoruz. Ayıtlıyoruz, yıkıyoruz. Sonra modellere göre, renklere göre ayırıp keçe yapıyoruz. Şimdi şark odası döşeyenler var. Dağda çobanların kepenekleri var. Dekorasyon amaçlı kullanmak isteyenler geliyor. Perdeden, yatak örtüsünden, kuşaktan, giysiye kadar her şeyde keçede yapıyoruz. Gelenek kendini biraz zamana uydurmuşa benziyor. Gerçi zanaat sürsün, yaşasın da gerisi keyfe keder. Yapanı, ustası azalsa da meraklısı hep var. Keçeciyi seyretmek okula geç kalmak pahasına. Eskiye göre renklense de makbulü yine beyazı. Esnaf kendi sevde ettiyse, diğer esnaf etmediyse gelen de ben sevde ettim, komşudan alın diyecek kadar hoşgörülü insanlar. Çarşıdan toptan alıyoruz taş keşi, ezilmedik. Kendimiz burada kavuruyoruz. Pişirdikten sonra dövüyoruz taş keşi. Vatandaşası bir kilo bir kilo satıyoruz. Hamırsızların içine katılıyor. Yalvacı ekmeğinin içine katılıyor. Katıksız yeniyor. Sağlık bakımından çok güzel. Taş keşi sıhhattir. Hamursuzumuz, D börek tabir ettiğimiz böreklerimiz falan hala daha bugün de devam ettiriliyor, yapılıyor. Un, su, yumurta, mis gibi tereyağı sözleşir sabahtan. Yoğrulup mahalle fırınında güneş tam tepedeyken buluşalım diye. Hamur tahtasıyla oklava zaten oradalar. Ateş ise onları sanki ilk buluşma gibi her gün aynı heyecanla kıpkırmızı karşılar. Müzik
Bu dayanışma meyvesini çabucak verir ve öğleni dönünce gün lezzetim kokusu sarar yalvaçı. Huzur akşama yayılıyor Yalvaç'ta. Pazartesi, pazara uyandı Yalvaç. Ortalık bayram yeri gibi. Tezgahlar özene bezene süslenmiş. Pazar duası da okunmuş, bereket bolluk getirsin diye. Pazarcılar, ekip biçtikleri, ayıklayıp kuruttukları gökkuşağını sergilemek için buradalar. Sakin şehrin sakinleri de erkenden kalkmışlar. En tazeleri, en lezzetlileri seçmek için. Herkes aynı çabada. Maksat, tencere kaynasın, ağız tatlansın, boğazdan bir lokma lezzet geçsin. Kapalı pazarda bir başka cümbüş. Tereyağlar, peynirler, yoğurtlar, hele hele manda kaymakları yemede yanında yat cinsinden. Sağlığın İlk adresi burası. Buyurun, manda kaymakları var. Manda kaymakları var. Buyurun, manda kaymakları var. Hayvancılık da Yalvaç için koşullara uygun bir ortam. Onları da otlatıyorlar ve onların da sütünü kullanabiliyoruz, etini kullanabiliyoruz. Bu zaten camızın da adı sütü. Odaklanınca olur. Mandadan sarıp geliyor, süzüyor milyene, pişiriyor. Oluyor işte, dolaba atıyor, soğuyor, kesiyoruz, kaymak oluyor. Eşim satıyor bal kaymak Yalvaç'ta. Manda kaymağını kaça satıyorsunuz? 40 lira şu anda. İnek kaymağı ne kadar? O da 20 lira. Çok güzel. Süzme yoğurt ne kadar? 5 ile 6 arasında. Manda süzme yoğurdu olursa 8 ile 10 arasında. Geleneğin sakin şehrinde, geleneğin baş köşeye oturttuğu bir lezzet kesmek baklavası. Unu, yağ, yumurtası, hepsi organik. Yalvaç'ın hamursusu, Yalvaç'ın böreği, Yalvaç'ın mahalle fırınlarından yapılan ekmeğinden tutun, yiyecek,
keşkeği, kesmikli baklavası tatlıları hep ayrı. Lezzeti yaratan hamarat eller olsa da öteki baklavalardan farkı yaratan kesmeğin ta kendisi. Geleneksel yemeklerle de aramız çok iyi. Tabii anneannem babaannem kadar lezzetli yapamıyorum ama uğraşıyoruz biz de. En azından tadı bambaşka yani. Onu bizim de çocuklarımızın yemesini çok istiyoruz. O yüzden de bırakmak istemiyoruz. Yani yemek kültürümüze de çok bağlıyız. Sonra ver elini mahalle fırını. Burada bizim bayramlarımız eski tatları veriyor hala. Hani büyük şehirlerde o kaybolan geleneksellikler burada hala mevcut. Biz burada büyüklerimizi her zaman ziyaret ediyoruz. Büyüklerimiz kaç yaşında olursa olsun bize baklavalarını yapıyorlar, güllaçlarını yapıyorlar. Ve biz her bayram mutlaka kilo alıyoruz. Hoş geldiniz. Yağını yapacağız hemen. Hemen. Sıcak. Nar gibi çıkıyor fırından. Kaş Mahallesi kentin göz bebeği. Çünkü burası Yalvaç'ın hem dünü hem de bugünü. Yalvaç kadınları geleneksel lezzetleri herkese tattırmak, göz nuru el işlerini sergilemek için ayda bir Kaş Mahallede toplanıyor. Kesmikli baklava bu gösterinin baş aktörü. Misafir oyuncular da Yalvaç'ın üniversiteleri. Kaş Mahallesi'ndeki yaşam restorasyonla sanki yeniden canlanmış, ete kemiğe bürünmüş. İyi mi? İyi mi?
Yeni günle birlikte Yalvaç'ın geçmişine gidiyoruz. Pisidya Antiyokya Antik Kenti'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kenti birlikte gezeceğiz, size anlatmaya çalışacağım. Seleukos 1. Nikator, M.Ö. 280'de kenti kuruyor. En parlak çağını Roma'da yaşıyor. Tamamı surlarla çevrili ve 67 hektar bir alan üzerine oturur. Devasa bir kent, bir Efes kenti kadar var. Bizans döneminde Hristiyanlık için önemli bir kent. Çünkü Hristiyanlık dininin Anadolu'daki ilk vaazı, bakın o 14 numarayla gösterilen kilisenin altındaki sinagogda veriliyor. O yüzden buraya gelen turistlerin 10 turistten 8'i bu inanç turizmi çerçevesinde geliyor. Kentin yerle bir olması 8. yüzyılda Arap akınlarıyla birlikte artık kentte yaşayan nüfus kalmıyor ve 1176'da Mirakeferon Savaşı'ndan sonra günümüzdeki Yalvaç kuruluyor. Evet, şimdi tek tek kenti gezmeye başlayalım yapılır. Kentte bilinen iki ana cadde var. Onlardan bir tanesinin başındayız. Doğu-Batı Caddesi'nin batı başındayız. Kent ızgara planlı. Yani bir ana cadde ve onu 90 derece kesen sokaklardan oluşuyor. Taşlarda köşe kalmamış. Bu da bize ne kadar çok kullanılan bir cadde olduğunu gösteriyor. Yine bakın karşılıklı iki iz var. Tekerlek izleri. Yine ne kadar çok araç geçmiş ki o dönemde taşı bile aşındırarak iz yapmış. Caddenin üstünde müthiş bir kanalizasyon sistemi var. Bütün kenti ağ gibi saran bir sistem bu. Sistemin üstündeki kapaklar da, o cadde taşlarının bakın kalınlığını da burada rahatlıkla görüyoruz. Evet, şu anda kentin önemli bir noktasındayız, tiyatro. İşte bizim karşıda oturma basamaklarının olduğu yer, Kavea dediğimiz bölüm. Hemen onun önünde orkestra bölümü ve işte bir bölümü kalmış, temellerini gördüğümüz sahne binası. Şu haliyle 5-6 bin kişilik bir tiyatro. Biz tiyatronun oturma sayısından kentin nüfusunu da çıkarabiliyoruz. Kentin üçte birine hitap edecek şekilde yapılıyor tiyatrolar. Yani bu 5-6 bin kişilik bir tiyatro ise kentte 10-15 bin kişilik bir nüfus yaşıyor. Evet arkadaşlar, Augustus Tapınağı'ndayız. Kentin en yüksek, en önemli, en anıtsal yapısındayız. Gördüğünüz gibi bakın bütün hemen hemen kente hakim bir noktada. Çok önemli bir yapı. Gördüğünüz gibi devasa bir alan, 100 x 85 metre ölçülerinde. Tamamı sütunlu galerilerle çevrili. Ana kaya tamamen oyarak oluşturulmuş bir yapı. Biz biliyoruz ki Anadolu'da ana tanrıca Kübele tapınım var. Ana tanrıca Kübele'yi hep kayada algılarlar, kaya tapınakları var. Augustus da kendini tanrılaştırıp işte bir tapınak yapacağı zaman böyle bir alanı seçmiş muhtemelen. Şimdi kentin en önemli yerindeyiz, Pisidya Antiyokya Antik Kenti'nin. St. Paul Kilisesi. Kilise 70 metre 27 metre ölçülerinde. 3 nefli, orta nef tamamen mozaik kaplı. Bu mozaikler 5 farklı renkte ve geometrik motiflerle süslenmiş. 2002 yılında bir çalışma yapıldı. Mozaikler onarıldı ve üzerini tekrar kapadık. Şu anda 50 santim toprağın altında. Çünkü bunu açmamız için mutlaka üstüne bir çatı yapmamız lazım ve üzerinde yürüyüş yolları yapmamız lazım. Şimdi açarsak insanın ve doğanın tahribini açık bırakmış oluruz. Hristiyanlık dininin Anadolu'daki ilk vaazı işte bu gördüğümüz kilisenin altındaki sinagogda veriliyor. İşte 10 turistten 8'i aslında burası için geliyor. Hristiyanlık için çok önemli bir merkez burası. Yalvaç tarihinin çerçevelendiği bir büyük fotoğraf var. 1920'lerde Amerikalıların Michigan Üniversitesi'nin yaptığı kazılar sonrasında yoğun miktarda eser Yalvaç merkezine getiriliyor. Bu tarihlerden itibaren bir müze kurma ihtiyacı doğuyor. İlk olarak 1966 yılında depo müze olarak kurulan Yalvaç Müzesi 1975 yılında müze müdürlüğü haline geliyor ve halen günümüzde 30 bini geçen eserle hizmet vermeye devam ediyor. Tabiat tarihi verilerine ilişkin bölgemize ait fil fosillerinden başlayarak eserlerle vitrinlerimiz kronolojik olarak başlıyor. Onun arkasından Tunç Çağı, gene bölgeden toplanmış eserler, Roma dönemi eserleri, müzenin yaptığı, üniversitelerin yaptığı kazılardan müzeye gelmiş olan eserler, günümüz etnografyasıyla müze teşhirini son bulmakta. Bu Yalvaç fotoğrafı ziyaretçileri arttıkça büyüyor,
görenleri de büyülüyor. Suyumuz dağdan geliyor. Yani içtikçe insanın içesi geliyor. Bir günde 5000 yılı görme imkanları var. Yalvacımız huzurlu bir yerdir. Böyle hırsızlık, işeylik, herhangi bir işeyliği yoktur. Her şeyden önce havamız var. Şu an hissediyorsunuz. Bu havayı Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Yerel lezzetlerimiz var. Keşkemiz çok ünlüdür. Hamursuzumuz var. Su böreği vardır, buranın güllacı vardır meşhur. Bunların hepsi organik. Yiyip içecekleri her şey doğal. Gelsinler, tatsınlar bunları. Mutlaka memnun ayıracaklar, mutlu ayıracaklar. Gelin bahçemizde dalından kopardığımız meyvelerimizi yiyelim, sohbetimizi edelim. Gelinliklerimizi, göreneklerimizi gösterelim sizlere. Misafirperverdir Yalvacımız. Yalvaca gelmeyen bir insan samimi bir merhabaya hasret gider. Otelimizde yatırdığımız evlerimiz, şimdiki eski evlerimiz falan geniştir. Benim evimde 8-10 kişi ağırlarım ben. Misafirlerimizden çok şey beklemiyoruz. Bir otobüs bileti parasını bulsunlar, gerisi Yalvaç'tan. Herkese kapımız açık, kollarımız sonuna kadar açık. Herkesi bekliyoruz. Sakin yaşamak, yavaş ve acele etmeden yaşamaktır. Geçmişi unutmadan, bugünün farkında olarak. Doğayı, çevreyi, kültürü ve en önemlisi de insanı koruyan bir düşsel yaşam. Dünya bütün bu söylediklerimize sakin şehir felsefesi diyor. Yalvaç, dünden bugüne dokusu, rengi, müziği ve hikayesiyle uyum içinde her insanın zevk alabileceği bir hızda yaşıyor. Doğayı, çevreyi koruyor. Yerel zanaatları, tatları yaşatıyor. Tarihini, mimarisini gelecek kuşaklara taşıyor. Ve bütün bunları yaparken başka hiçbir yere benzemeye çalışmıyor. Yalvaç'ta hayat işte böyle. Ne dersiniz?